Evet arkadaşlar, 20. tahmirde bir test ya da sınav yapmadan önce hazırlamamız gereken test planının içeriğinden bahsedeceğim. Tabii ki bu test planı kaynaktan kaynağa göre değişiklik gösterebiliyor. Yani basamakların sırası değişmez ama basamak sayısı artırılabiliyor. Ben genel olarak 8 basamaklı bir test planı gördüğünüz gibi hazırladım arkadaşlar sizler için. Şimdi bakacak olursak bunları çok hızlı bir şekilde değerlendirip geçmek istiyorum testlerimize ve sınav türlerine. Öncelikle arkadaşlar buradaki olayı mantıksal bilmenize fayda var. Yani ezberlemeye gerek yok. Test planındaki sıralama çok önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle sıralamayı kaçırmayacaksınız. Bir mantık ortaya koyalım. Öncelikle diyelim ki arkadaşlar ben okulda bir sınav yapacağım. Önce neyi ortaya koymam lazım? Sınavı niçin yaptığımı bilmem gerekiyor. Yani testin amacı nedir sorusunu kendime sormam gerekiyor. Örnek verecek olursak ben okulda bursluluk için atıyorum 10 tane öğrenciye burs vereceğiz ve buna dönük bir sınav yapıyorum. Bakın bu benim bir amacımdır. Sınavı niçin yapıyorum? Burs vermek için yapıyorum. Amacı belirledikten sonra yapmanız gerekir? Ben bu öğrencilere burs vermek için hangi defterden ya da hangi konulardan soru sormam gerekir sorusunu yanıtlayacağım. İşte bu kapsamda ikinci basamağımız ne olacaktır? Hedef davranışları belirlemek olacaktır arkadaşlar. Hangi hedeflere dönük sorular sormamız gerektiğini. Daha sonraki aşamamız ben burada soru sayısını ortaya koymam lazım, sınav türünü ortaya koymam lazım, güçlüğü ortaya koymam lazım vesaire. Ama ben bunları yapmadan önce benim hedefim hangi konuyla alakalı ve ben bu hedefi özetleyip örneklendirebilmek için kaç soru sormam gerekir sorusuna yanıtlamam lazım. Ve bunu ortaya koyacak tablo nedir? Belirge tablosu. Yani hedef ile içerik arasındaki ilişki kurmamız için belirge tablosunu hedef davranıştan sonra yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve belirge tablosunda ne ortaya çıkacak? Soru sayısı. Fakat işte burada kafamızı karıştıran en büyük nokta burası oluyor genellikle bizi yanıltan. Belirge tablosundan yola çıkarak direkt soru sayısını belirlemeyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sınavın türünü belirlemem gerekiyor. Çünkü ben yazılı yoklama yaparsam çok az soru sormak zorunda kalacağım ama çoktan seçmeli yaparsam daha fazla soru sorabileceğiz. O yüzden de belirge tablosundan sonra neyi belirlememiz gerekiyor? Sınavın türünü belirlememiz gerekiyor. Artık ben sınavın türünü biliyorum. Belirge tablosundaki hedef davranışları da zaten ortaya koyduk. O zaman artık ne yapabilirim ben arkadaşlar? Soru sayısını ortaya koyabilirim. Soru sayısını belirledikten sonra yine burada hep yanılıyoruz. Süreyi belirleme konusunda arkadaşlar ben soru sayısına bağlı direkt süre belirlemesi yapamıyorum. Neden? 10 soru vardır arkadaşlar 3 saatte yapılır, 100 soru vardır 1 saatte yapılır. Yani ne ile alakalı? Güçlüğü ile alakalı. Demek ki soru sayısından sonra neyi belirlemek zorundayım ben? Sınavın türü ve sayıya göre güçlüğünü ayarlamak zorundayım. Güçlüğünü de ayarladıktan sonra artık neyi belirleyebiliriz? Sınavın süresini. Her şeyi biliyoruzdur artık biz. Sayı belli, sınavın türü belli, güçlüğü de ortada. Ben buna bağlı olarak sınav süresini belirleyebilirim. Daha sonra soruları yazma ve puanlama aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bunları mantıksal olarak bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, şimdi 22. tahmini test türlerinin belli başlı olanlarını anahtar noktalarını verip geçmek istiyorum arkadaşlar. Önce yazılı yoklama, sözlü yoklama ve açık kitap sınavlarının üçünü bir arada anlatmaya çalışacağım. Yazılı yoklamanın artı yönleri çok fazladır arkadaşlar tabii ki. Nedir artı yönleri? Öncelikle öğrenciyi özgür bırakan bir sınav türüdür değil mi? Yani öğrencinin bir konu hakkındaki görüşlerini, eleştirisini, fikirlerini ortaya atmasını en güzel şekilde ifade eden testlerden bir tanesi yazılı yoklama olacaktır. Bu yüzden de eleştiri ve problem çözme yeteneğini iyi şekilde ortaya koyabildikleri için üst düzey becerileri ölçen bir testtir. Bakın üst düzeydir. Biz tabii ki bilişsel alan basamakları nasıl değerlendiriyoruz? Bilgi kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme şeklinde. Burada üst düzeyden kastettiğimiz uygulama, analiz, sentez, değerlendirme olarak karşımıza çıkar ve yazılı yoklama buna son derece iyi hizmet eden bir ölçme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta daha istersen iddialı olurum. Sentez düzeyindeki basamağı en iyi ölçen sınav türü yazılı yoklamadır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sentezi en iyi ölçen yazılı yoklama olacaktır diyoruz. Peki devam edecek olursak başka ne için kullanabiliriz yazılı yoklamayı? Eğer biz bir ana dili kullanmada işte anlatım bozukluğu yapıyor mu, dil hataları yapıyor mu vesaire bunları ortaya koymak istiyorsak yazılı yoklama bizim için elverişli bir yöntem olacaktır diyoruz. Peki her şey iyi midir bu anlamda? Değil tabii ki arkadaşlar. Eksi yönleri de söz konusudur. Nedir? Öğretmenin hata yapma ihtimali çok yüksek olan bir sınav tarzı olduğu için yazılı yoklamaların subjektif olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu onun en ciddi dezavantajlarından bir tanesi olacak. Subjektif bir yapıda olması. Yani hataya çok fazla sebebiyet vermesidir diyoruz. Diğer bir nokta arkadaşlar kapsam geçerli. Yani ben burada çok fazla soru soramadığım için kapsam geçerli düşük olan bir sınavdan bahsediyorum. Bu da ciddi dezavantajlardan bir tanesi. Bakın hem subjektif hem de kapsamı düşük. O yüzden yazılı yoklamaların geçerli ve güvenilirliği düşük olduğunu ifade edebilir. Sadece kullanış amacına göre.
Bir de sorularda şu karşımıza çıkabiliyor. Eğer öğretmen tecrübesizse, yeni atanmış bir öğretmen ise ve sınav hazırlama yeteneği, tecrübesi çok fazla yok ise, yazılı yoklama bu anlamda onun için elverişli bir sınav olacaktır. Bu şekilde sorular karşımıza çıkabilir. Bunu dezavantajlı gibi görebilirsiniz ama aslında bu bir avantajdır. Çünkü yeni başlayan bir öğretmenin de sınav yapması gerekecek ve yazılı yoklamanın hazırlaması kolay bir sınav olduğu için tavsiye edilebilecek bir sınav türü olarak karşımıza çıkıyor. Bir de yazılı yoklama ile ilgili puanlaması ile ilgili durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu puanlama ile ilgili dikkat edeceğimiz yerler? Öncelikle arkadaşlar biz sınıf 30 kişilik bir sınıf var. Bir yazılı yoklama yaptık. Her öğrencinin kağıtlarını birbirinden bağımsız okumamamız gerekiyor. En ideal olanı herkese birinci sıra soruyu okuduktan sonra herkes de ikinci soruyu, herkes de üçüncü soruyu okumamız gerekir. Bunun en büyük sebebi şu. Ben bir öğrencinin kağıdını okurken birinci soruda çok iyi şekilde cevaplandırdıysa ikinci soruda onun etkisinde kalabilirim. Ve farkında olmadan yüksek puan verebilirim. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu ise Ahmet'e atıyorum. Ahmet'in birinci sorusuna verdiğim puan ile Mehmet'e verdiğim birinci puan arasındaki farkın olmaması gerekiyor. Ve bunu da ben eğer herkese bir, herkese iki şeklinde okuma yaparsam bunu da ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu konuda sıkıntıyı gidermiş oluyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi sözlü yoklamaların mantığı yazılı yoklamalarla neredeyse aynı arkadaşlar. Sadece birisi söylemeye gerektiriyor. Sözlü yoklamalar için söylüyorum bunu. Ama eksi yönleri daha ağır arkadaşlar. Çünkü sözlü yoklamalar daha subjektif olabilir. Neden? Çünkü öğretmen orada kılık kıyafetten tutun da öğrencinin tavırına kadar birçok şeyden arkadaşlar etkilenebiliyor. O yüzden subjektif bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dezavantajlı başka yönleri daha vardır sözlü yoklamanın. Öğrencinin ifade becerisi çok iyi değildir ama konuyu çok iyi biliyordur. Ve bu öğrenci için bu sınav türü son derece yanlış olacaktır. Diğer bir nokta olarak arkadaşlar artı bir özelliği var tabii ki. Ama ben öğrenci ifade becerisini ölçüyorsam eğer, yani amacım buysa sözlü yoklama benim için son derece ideal bir sınav olacaktır. İlk öğretim birinci sınıfta genelde sözlü yoklama ön plana çıkabilir. Bunun en büyük sebebi yazılı sınavı yapamayacak durumda olmalarından dolayı diyoruz. Açık kitap sınavları aslında bu anlamda ayrı başlık altında değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Çünkü az önce ben yazılı yoklama için en üst düzeyde dedim, sentezi en iyi ölçendir dedim. Ama ondan ziyade açık kitap sınavları var. Tabi bunu ben o kapsam almadığı için yazılı yoklama için böyle bir genelleme yaptım. Açık kitap sınavları diye bir sınav türü vardır. Ve burada kitaptaki bilgiler sorulmaz. Öğrenciye özgün bir düşünce ortaya atması istenir. Dolayısıyla arkadaşlar açık kitap sınavları aslında üst düzeyle direkt dönük olan bir sınavdır. Yalnız eğitimde kullanılmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bunun en büyük sebebi açık kitap sınavlarını uygulamak, hazırlamak son derece zordur. Ve hataya sebebiyet verme ihtimali yüksektir. O yüzden çok tavsiye edilen bir ölçme aracı değil arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Ama eğer ideallik olsaydı yazılı yoklamadan daha üst düzey olduğunu da söyleyebilirdik arkadaşlar. Yalnız çok fazla tavsiye etmiyoruz. Evet, boşluk doldurmaya geçecek olursak boşluk doldurma kısa cevap testlerdir diğer bir ifadesiyle. Ve artı yönleri nelerdir arkadaşlar? Öncelikle boşluk doldurmanın en önemli özelliğini bileceksiniz. Kavram yanılgılarını en iyi ölçen testimiz boşluk doldurmadır arkadaşlar. Unutmayalım. Kavram yanılgılarını en iyi ölçen boşluk doldurmadır. Soru sayısı fazla olduğu için kapsamı yüksek olan bir test türüdür. Ve diğer bir artı özelliği şans faktörünün en düşük olduğu test türü boşluk doldurmadır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şans faktörünün en düşük olduğu test türü boşluk doldurmadır ifadesini kullanabiliriz bu anlamda. Objektif bir test türü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü öğretmen burada yanlılık yapma ihtimali söz konusu değil. Kavram soruyoruz. Alt düzeye hitap ediyor. Bilgi ve kavrama düzeyine. Üst düzey olması çok istisnai bir durumdur. Ancak uzmanlar şekil vesaire katarsa belki olabilir ama genelde alt düzey olduğunu söyleyebiliriz. Doğru yanlışların bu anlamda birçok açıdan benzediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru yanlışların da soru sayısı fazladır. Kapsam yüksektir vesaire. Ama doğru yanlışların boşluk doldurmadan en ciddi farklılığı nedir arkadaşlar? Tabii ki şans faktörünün çok çok yüksek olması şeklinde ifade ediyoruz. Doğru yanlışlarda şans faktörü çok fazladır. O yüzden de bir dezavantaj olarak karşımıza çıkacaktır. Bir de doğru yanlışlarla ilgili istisnai olarak sorularda çıkan karşımıza şudur. Eğitimde arkadaşlar yanlış ifadelere yer verilmez normalde. Yani öğrencinin yanlış öğrenmelerine sebebiyet verebilir. Öğrenci oradaki yanlışı doğru olarak kabul edebilir arkadaşlar. O yüzden de bu bir dezavantaj olarak yine karşımıza çıkacaktır yorumlamasını yapabiliriz. Evet, diğer test türlerimiz çoktan seçmeli ve eşleştirme. Yine dediğim gibi önemli olanları söylüyorum ve önemli noktalarını vurgulayıp geçmek istiyorum. Çoktan seçmeli testler öncelikle arkadaşlar kapsam geçerli en yüksek olan testtir. Neden? En fazla soru sorabildiğimiz test türü çoktan seçmelidir. Dolayısıyla kapsam geçerli en iyi olan test türüdür.
objektif bir test türüdür her şeyden önce. Ve bu kapsamda hem objektif hem de kapsamı en yüksek olan olduğu için geçerli ve güvenili en yüksek olan ölçme aracımız çoktan seçmelidir. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Puanlaması kolay olan bir test türüdür ve uygulaması da kolaydır. Bir sınavla ben birçok kişiye hitap edebiliyorum. Ama dezavantajlı yönleri de var arkadaşlar. Nedir pekala? Öncelikle hazırlaması zordur. Uzmanlık gerektirir arkadaşlar. Çoktan seçmeli testleri herkes hazırlayamıyor. Uzmanlık gerektiren bir noktası söz konusu. Ve bu kadar ideal olan bir test türü, geçerli bir güvenliği o kadar yüksek olan bir test türü ama üst düzey becerileri tam ölçemiyor. Bakın bu bize hep karıştırıyor kafamızı ve çadırcılara çok sık veriliyor. Çoktan seçme testler alt düzeyi iyi ölçer, üst düzeyi kısmen ölçer. Bakın üst düzeyi tam ölçer diyemiyorum. Hatta daha iddialı olalım sentezi hiç ölçemez. Bakın analiz, uygulama, değerlendirme soruları hazırlamak zordur çoktan seçmeli. Ölçebilir ama iyi hazırlanması gerekir. Sentezi ise hiç ölçemez yorumlamasını yapıyoruz kesinlikle, buna dikkat edelim. Bir diğeri ise şans faktörü. Şans faktörü vardır arkadaşlar çoktan seçmelilerde. Buna dikkat edelim. Şimdi çoktan seçmeliye bağlı olarak iki tane püf nokta vereceğim. Sorularda genelde bu karşımıza çok fazla çıkıyor. Nedir pekala? Ben bir çoktan seçmeli sınav yapıyorum ve test maddesini zorlaştırmak istiyorum. Bakın dikkat edin. Zorlaştırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir sorusu. Öncelikle ne yapmamız gerekir? İlk yapacağımız eylem nedir? Çeldiricileri doğru cevaba yaklaştırmak olmalıdır. Bakın ama ne zaman yapıyorum bunu? Test maddesini zorlaştırmak istiyorsanız önce yapacağınız şey çeldiricileri doğru cevaba yaklaştırmaktır. İkinci adımda yapabileceğiniz şey nedir arkadaşlar? Seçenek sayısını artırmak. 5'ten 6'ya, 4'ten 5'e çıkartmak. Bu da aynı şekilde maddenin zorluğunu artacak bir faktördür ama ikinci safhada yer alır. Peki maddeyi zorlaştırmak için bunları yapıyormuşuz. Ben şans faktörünü azaltmak için ne yapabilirim sorusu. Bu da önemli bir noktadır. Yani burada bir şans faktörü var. Bunu azaltmak için ne yapmamız gerekir? Öncelikle düzeltme formülü uygulayabiliyorsunuz. Nedir? Yanlışın doğruyu götürmesi. Bu zaten birinci seçeneğimiz değil mi? Düzeltme formülü uygulamak. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bakın seçenek sayısını artırmak da şans faktörünü azaltacak bir eylemdir. Buna da dikkat edelim. Seçenek sayısını artırmak da yine şans faktörünü azaltacaktır diyoruz. Demek ki bir test maddesini zorlaştırırken ve şans faktörünü azaltırken yapacağımız eylemlerin sıralamasını iyi bilelim. Sorularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir diğer eşleştirme testleri çok önemli bir test türü değil. Burada sadece bir noktayı vereceğim. Eşleştirme testlerinde bir soru kısmı vardı, bir de olası cevaplar vardır değil mi? Ve eşleştirme yaparız. Şunu bilelim arkadaşlar, olası cevaplar sorulardan her zaman fazla olur ve bu 5'e 7 kuralına göre belirlenir. 5'e 7 kuralına göre belirliyoruz. Yani 5 tane soru soruyorsan 7 tane olası cevabın olur. 10 tane soru soruyorsan 14 tane olası cevabın olur. Biz buna 5'e 7 kuralı deriz ve eşleştirme testlerinde bu vardır. Üst düzey bir test türü değildir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım genel ifadesi. Şans faktörü vardır ama çok azdır arkadaşlar. Onu söylemiş olalım tekrardan. Düzeltme formülü uygulamak zor olan bir test türüdür eşleştirmeler. Bu anlamda çok ideal de bir test türü değil. Bunu da söylemiş olalım. Sadece 5'e 7 kuralı sorularda çıkabiliyor. Buna dikkat etmemiş olmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, sınav türleriyle ilgili tabii çok şey söyleyebiliriz. Ama sizler zaten en iyi bildiğiniz yerler sınav türleridir. Bunun ben farkındayım. O yüzden de daha çok böyle önemli olan noktaları vurgulayarak geçmek istedim. Evet, şimdi artık istatistiğe başlayabiliriz arkadaşlar. Tahmin 15-25 ile birlikte istatistik işlemlerle devam edelim.